Sağ ol Arda. Rica ederim. Gonca. Diyorum ki akşam bir şeyler mi yapsak, hem biraz kafa dağıtırız. Olur. Zeynep'i de çağırırız. Birlikte gideriz. Tamam ama şey, çok zorlama, gelmek istemezsen kötü ikimiz takılırız. Gelir gelir. Güzel olur. Gideceğimiz yeri ben seçiyorum ama. Geç. Yavaş, yavaş, yavaş. Rıfat ağa, çekil şöyle. Gel, yavaş. Gel. Şu minderi alayım ben, dur. Gel böyle yat, böyle. Böyle mi? Evet, böyle yat. Gel. Tamam. Yavaş. Yavaş. Tamam. Canım dur, kaldır kolunu, yavaş. Yavaş. İyi misin? Sağ ol. Ne oldu böyle birden? Ya bir şey olmadı kızım. Yoga yaparken yanlışlıkla kolumu incitmişim. Hadi sen bize çay koy. Emredersiniz efendim. Sağ ol Anika Cansu. Rahat mısın bebeğim? Ya baba. Ama bak hani karışmayacaktın. Yine müdahale ediyorsun. Aramıza girmesene. Tamam kızım, tamam. Ben bu gevşeye kızıyorum. Baba. Öyle lazer kullanma ama lütfen. Canan doğru söylüyor Rıfat abi. Bana gevşek mevşek deme. Ya babacığım, sen asıl Gonca'yla Toprak bir arada çalışmasınlar. Ona engel ol. Evet ya. Toprak'ın geri dönmesi lazım. O da inat ediyor. Ama onu da bakacağım çaresine. Vallahi Toprak şirkete geri dönmeli. Yoksa durumumuz hiç iyi değil. Tepe taklak gideriz vallahi. Hidayet Bey geldi. Çok önemli dedi, çok acil dedi. Gelsin. Gelsin. Buyurun. Vay. Ulan ispikçi herif, sen hangi yüzle geliyorsun buraya? Beni Rıfat Ağa'ya niye kanmaz diyorsun, ha? Halil, otur yerine. Ya baba, bağırma ama artık benim kocama ya. Tamam kızım, tamam. Evet, Canan doğru söylüyor. Bana bağırma Rıfat Ağa. Niye geldin, o güzel yüzünü göstermek için mi? Ne diyeceksen daha hadi söyle. Pınar Hanım. Polise suç duyurusunda bulunmuş efendim. İfade vermiş. Canan Hanım için beni öldürecekti demiş. Ya baba ne yapacağız biz ya? Dur, onu da bakacağım çaresine. Yürü Hidayet. Merak etme, her şey çok güzel olacak bebeğim. Olacak değil mi aşkım? Olacak tabii. Dur, ben geleyim. Ben getiririm. Tamam, ben getiririm. Benim toprağımla Gonca yengem nasıl ayrılır ya? Ya o Ece'nin benim toprağımın yanında ne işi var, ha? Ne işi var? Sayın hocam, siz benim Gonca yengemle toprağımı görseydiniz, onların bu halini anlatmaya kelimeler bile yetmezdi ya. Sanki ikisi birlikteyken böyle havayı bile kaplardı. Sanırsın yağmur bunların aşklarının alevinin buharından yağardı hocam. Kavgalarına bile doyum olmazdı ikisin. İkisi de dediğin dedikti ama illa böyle tatlıya bağlarlardı, orta yolu bulurlardı. Onların o hallerini gördükçe derdim ki Ali, işte gerçek, saf, çıkarsız aşk bu. Dünya yaşanacak bir yer derdim kendi kendime. Ama olsun hocam. Ben evlatlarıma onların aşkını anlatacağım. Diyeceğim ki, sevecekseniz böyle sevin diyeceğim. Ama böyle ayrılmayın diyeceğim. Şimdi Ali Bey, vizite bitti. Hatta biteli yarım saat oldu. Hocam, bakın ben kafamı yatırdım. İyice bir düşündüm. Ve bir takım çıkarımlarım da oldu. Şimdi Ece, Toprak'ın eski sevgilisi. Anlatmıştım zaten. Hatırladınız değil mi? Şimdi... Toprak'ın bütün huyunu suyunu biliyor ya. İnsan bilmediğinden, tanımadığından korkar. Bunlar Gonca ile tanışınca böyle yıldırım çarpmışa döndüler, tamam mı? Ben bunun üstüne bir daha düşündüm. Yine çıkarımlarım oldu. Şimdi Toprak aslında korkak biri değildir. Ama hocam yani ben şimdi sizin yanınızda da arkadaşımı gömmek istemiyorum da... Bu korkaklık değil de nedir hocam? Nedir Allah aşkına? Doktor hanım, sıradaki hastamız bekliyor da. Hemen alacağız kendisini.
Ay biz çok mu çene çaldık, çok oyaladık. Vallahi oyaladık mı oyaladık doktorum. Nurbanu Hanım, ha. Ali Bey. Hı. Testlerinizde herhangi bir sorun görünmüyor. Pek yakında gebelik haberinizi alırız. Ah. Yalnız size yaptığım programı uygulamanızı istiyorum. Tabii. Ana. Işık saçan kadını. Aşkım. Toprağımla Gonca yengemde barış sanır. İnşallah aşkım, inşallah. Aşkım. Ya hocam öyle menü menü bakmam ya. Gelin gelin ana. Hocam. Ana. Rica ederim, rica ederim. Hocam. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz hocam. Ay. Hocam. Çok teşekkür ederiz ve ne zaman isterseniz gelip sarılırız. Tamam mı? Olur tabii. Ay, hocam ya. Hocam ya. Oh. Harika değil mi ya? Ne diyorsun Ece? Gerçekten enfes. Müthiş bir yer burası toprak. Niye gelmedik ki daha önce buraya? Ece var ya, bu lavantalı süt kremi acayip tutacak. Hele sütlü güllü losyonlar yok satacak, yok. Burası bizim için bir maden. Ne güzel. Dolaşalım mı biraz daha? Hı? Ne dersin? Sen gez dolaş, ben hemen geliyorum. Tamam, çok geride kalma ama ya. Bak, babalara dikkat et. Bu ne? Ece arıyor. Ha, ver. Ah. Ececiğim, Canan teyzeciğim, neredesiniz siz? Halil amcanla küçük bir gezintiye çıktık. İkinci bir balayı diyelim. Ne güzel. Sizin adınıza çok sevindim. Ama kendi adıma aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne oldu kızım? Toprak'la Gonca da ayrılmış. Bak ne güzel işte. Toprak bana oyun oynuyor Canan teyzeciğim. Sırf zamanında onu terk ettim. Onunla Isparta'ya gelmedim. Orası toz toprak dedim diye. Şu an biz neredeyiz biliyor musunuz? Mandıra'da, Mandıra'da. Mandıra mı? Tamam kızım, sen gene de dayanmaya çalış, tamam mı? Sakın pes etme. Ece, Ece orada mısın sen? Ha, buradayım Canan teyzeciğim. Ama yalnız değilim. Burası büyükbaş hayvanlarla, ineklerle dolu biliyor musunuz? E ne olacaktı? Ejderha mı olacaktı? Kızım, bak Toprak sana oyun oynamıyor. Nasıl yani? Sınıyor o seni, deniyor kızım. Hani sen bunu İtalya'da terk ettin ya, oralar tozlu topraklı, ben gelmem diye. E oğlu şu bunda özgüveni zedelendi haliyle. Şimdi deniyor seni, sınıyor kızım, dayan. Yani çok güzel çözümlediniz. Ama çözümünüz burada kokuyu yok etmiyor Canan teyzeciğim. Burası çok kötü kokuyor, çok berbat kokuyor. Ay o sınanmanın son etabına geldim be. Tezeye gübreye mi yenileceksin? Bak Canan teyze dediydi dersin. O senin aşkından tekrar emin olsun, pamuklara saracak kızım. Hadi dayan, sık dişini, tamam mı? Toprağın yanında da rahatsız olduğunu hiç belli etme, tamam mı kızım? Etmem Canan teyzeciğim. Peki Canan teyzeciğim, etmem. Ulan ya. Ay canım benim, gel buraya gel. Gel küçük küçük, gel gel gel. Ay canım benim, sen ne güzelsin. Ne güzel de alışmışsınız hemen birbirinize. Toprak, ya bunlar ne kadar tatlı şeyler böyle. Şunun adı ne? Hadi gel biraz da süt sağ ol. Süt mü sağ ol? Ya o jelerimi daha yeni sürdürdüm ben. Bakın ben tam 77 kıta, 777 ülkede binlerce çocuk doğurttum. Hüsnüyen Seyfi, ufak atla cümcümler değilsin. Tabii ben en az 4 diyorum ama Nurbağ'ın başlangıç için bir kız bir erkek olarak dizayn etti konsepti. Artık güzel Allah'ım nasıl uygun görürse öyle olacak değil mi kızım? İsimler de Toprak'la Gonca olsun dedik ama... Biz bugün doktora giderken toprağımdan Ece'yi yan yana gördük ana.
Ne olmuş? Yani ayrıldıklarını duyuncası oğlanın etrafında dolanıp duruyordur gari. Yok ana, böyle daha çok birbirlerine dolanırlarmış gibi ifade etsek. Ya böyle sarmaş dolaş gibi ana işte ya. Ya tamam kesin. Toprağım öyle etmez. Ya ana gördük. Bak ana ben şöyle izah edeyim sana. Şimdi doktorumu onu mankeni olarak kullanmak suretiyle ben size olayı anlatayım. Gel doktorum. Gel. Şimdi sen Ece'sin, ben toprağım. Ben Ece olmasam? Sen Ece ol, ben toprağa daha iyi dönüyorum, daha iyi canlandırırım. Ece, toprak. Biz şimdi böyle şeye gidiyoruz arabamıza. Ececiğim gel. Arabamıza geldik. Nereye gitmek istersin Ececiğim? Sen yeter ki ister İtalya, ister Hollanda. Ben seni her yere götürürüm. Hazır Gonca'dan da ayrıldım. Canım ben. Hop, dur bir ayrıl da gel ya. Ne yapıyorsun? Gelsin garip sullu. Yettiniz. Bunun içinde başka bir iş vardır canım. Bir etraflıca öğrenelim bakalım, bir öyle hop diye kalkmak olmaz. Benim toprağım etmez öyle şey. Bir dakika. Ben onu bunu bilmem. Ali'nin canlandırdığı olay beni çok etkiledi. Yani bunun hesabını topraktan sormam lazım. Gidip hesabını soracağım. Ben de soracağım. Ben de gidiyorum. Ben nereye gidiyorum? Aşkım, ben kız de gidiyorum. Sen otur oturduğun yere. Sen nereye gidiyorsun kız? Yavrum. Kız sen artık öyle aniden hop zıp etmeyeceksin. Kız senin bebelerin olacak ya. Sen artık kendine iyi bakacaksın yavrum. Ha kuzum, değil mi? Ha yavrum. Ya ana. O kadar kalpten diliyorum ki Gonca ile Toprak bir barışsa, çok mutlu olsalar. Toprak, gidiyoruz değil mi artık? Sana öyle bir gezi hazırladım ki, inanılmaz bir manzara, romantizmin doruğuna doğru. Gerçekten mi? Ay, çok şükür Allah'ım. Emmi! Bizi şehre bırakacaksın değil mi? Canım başım gözüm üstüne. Hadi atla. Nasıl ya? Toprak, traktöre mi bineceğiz? Bu mu bizim romantizmimizin doruğu? Emmi bizi öyle yollardan götürecek ki... büyüleneceksin. Ara yollar, toprak yollar, patikalar. Ben diyeyim sana İngiliz kırsalı, sen de bana İrlanda taşrası. Yemin ediyorum bak, hadi. Nasıl bineceğim ben buna? Hadi. Toprak. Hadi. Gel. Hop. Hadi hop. Emmi hadi gidelim. Başım gözüm üstüne. Eğer bu şehirde yaşayacaksan, bu şehrin sadece ışıltısını, parıltısını değil, her şeyini seveceksin. Ya da buradan gideceksin. Gitmiyorum Toprak. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Derin derin nefes al Ece. Torosların havası ciğerlerini temizlesin. Oluyor mu? Emmi! Zeybek var mı? Çalsana ya! Olmaz mı? Zeybek? Gel Ece, gel.
Allah'ım, gerçekten bugün benim tarihime altın harflerle yazılıyor. Çok teşekkür ederim. Doktor bak ben şimdi böyle kızgın bir ifade takındım ama hemen yumuşayabilirim ya. Gerçekten yumuşayabilirim. Sen beni yumuşarsam çimdikle çünkü ben zaaflarımı biliyorum. Ben kendim bilen bir insanım. Şimdi kapıyı açtıktan sonra toprağım bana nasılsın Halim ne yaptın dese ben hemen yumuşar sarılırım. Sarılırım çünkü kendim biliyorum. Bir de ne zamandır görmüyorum oturup bir muhabbet de edemedik. Ben çok özledim kardeşim ya. Gerçekten. Oğlum sen daha toprağı görmeden böyle cıvıttın ya. Ya bunun cıvımakla ne alakası var ya? Ne alakası var? Küs bile olsa insan özleyemez mi? Arkadaşını, kardeşini, canlamatı, can olanı özleyemez mi? Evet, evet. Ben şu anda ben çok kızgınım. Ben kızgınım, çok sinirliyim. Toprağı vallahi ağzım. Çok kızgınım. Hadi, hadi. Çekilir misin toprak? Hayırdır? Bak toprak, bizim de bir şeylerden haberimiz var herhalde. Ben Patagonya'dan Kamçatka'ya, Sierra Leone'dan Madagaskar'a kadar dolaştım, böyle ihanet görmedim. Yazıklar olsun sana. Sayın Toprak Bey, ben buraya artık arkadaşlığımızı sürdüremeyeceğimi size beyan etmeye gelmiş bulunmaktayım. Ya senin Ece'nin yanında ne işin var ya? Ha? Senin ne işin var o kızın yanında ya? Sen hiç kendi kendine demedin mi ya benim bu kızın yanında ne işim var diye? Hiç kalbin sızlamadı mı toprağım ya? Sen kalbini söküp yerine taş mı koydun ya? Ha? Gel buraya gel. Yok gelmem. Yok bak beni yumuşatmaya çalışma. Senin bu taktiklerine karşı beni zaten uyardılardı. Benim bu zaafımı incinmiş benliğime karşı kullanmaya çalışma. Sen önce o Ece'nin yanında ne arıyordun bana onu açıkla o toprak. Ya Allah aşkına arkadaşlar ya. İlahi Ali. Benim Ece ile ne işim olabilir? Bir düşünür müsünüz lütfen? Paradan başka hiçbir derdi olmayan maddiyatçı, duygusuz bir insanla benim ne işim olabilir? Ne olursunuz bir düşünür müsünüz? Yahu ben Gonca'ya özümle sözümle anlatamadığım şeyi başka türlü anlatmaya çalışıyorum. Hatta anlatmayacağım da göstereceğim. Ben Gonca'yı hala çok seviyorum. Biliyordum ya. Dünyanın en has adamının vardır bir bildiği diyordum. Ya kusura kalma toprağım ya. Biz seni öyle Ece ile yan yana görünce aklımıza da başka bir şey gelmedi. Bence artık sarılabiliriz. Ana! Ya! Şişt! Bana bakın. Bunlardan Gonca asla haberdar olmayacak. Ya kardeşim. Nereye oturmak istersin? Bak, şu masaya asla oturmak istemiyorum. Toprak Bey'in ve Ece Hanım'ın oturduğu yere oturmak istemiyorum. Oturalım mı artık bir yere? Evet, evet. Hadi şöyle geçin. Yüzleşmem gerekiyor bu durumla. Kaçmayacağım gerçeklerden. Şimdi sırtımı dönüp oturmayacağım ablam. O
Hoş geldiniz efendim. Ne istersiniz? Toprak Bey ne içmediyse ondan istiyorum. Kardeşim sen boş ver. Bize 3 tane kokteyl getir meyve kokteyli ama alkol olmasın olur mu? Tabii efendim. Hadi gel, fotoğraf çekelim. Anı ölümsüzleştirelim. Ya gülsenize biraz. Gonca, hadi yeter. Bak ne anlaştık, kafa dağıtacağız demedik mi? Onun için çıkmadık mı? Ya bir şey soracağım. Şu masayı yakabiliyor muyuz acaba? Of Gonca, of yeter, yeter. Of. Bu Arda Isparta'da. Sağ ol kardeşim. Efendim canım. Baksana Gonca'ya. Ya bunda yeni ayrılmış tipi mi var? Arda'yla da dip dibeler. Beni ilgilendirmez. Hele seni hiç ilgilendirmez. Neredelermiş? İnan bana kör olacağını zannettim Deniz. Ya gerçekten kokudan kör olacaktım. Abartmıyorum. Hayatımın en zor gününü yaşadım. Kızım sabredeceksin. Durumumuz belli. Her şey ortada. Buyurun efendim. Yeriniz hazır. Ne iş var bunun? Maşallah. İnsan mı bu ya? En pahalı etkinizden yan masaya işe gönderin. Tabii efendim. Yeter, bak bakışlarınla masayı ikiye böleceksin. Keşke öyle bir yeteneğim olsaydı da yarınki toplantıda durmadan toprağa bakıp dururdu. Böyle 3'e 5'e ayrılsın inşallah. Amin. Gonca Toprak geldi. Ne? Bir de aynı masaya oturdu. Kambersiz düğün olur mu? Hoş geldiniz. Sağ olasın. Alo.
Canım ben geldim. Evet evet erken geldim bir tanem. Ne yapayım? Seni özledim Ececiğim. Tamam ben seni bekliyorum. Tamam bekliyorum bir tanem. Bay bay. Ece mi dedi? Ececiğim dedi. Laflara bak ya. Gonca kalk dans edeceğiz. İstemiyorum. Kalk. Çıkar ceketini. İyi eğlenceler ortak. Gonca, şurada bir adam durmadan sana bakıp duruyor, gördün mü? Yok. Şimdi buradaydı da yani... Hadi boş ver, eğlenmene bak. Boş vereyim, başına bir iş gelsene. Tahir amca beni korkuluk diye diksin tarlaya değil mi? Eğlenin, dikkatli olun. Oturabilir miyim? Kusura bakmayın. Rahatsızlık vermek istemezdim ama Zühre'yi beklediğinizi biliyorum. O nerede? Gitti. Dayanamadı. Yani o kadar acı çekti ki gitti buralardan Zühre. Oğlu rahat nefes aldırmadı kadına. Tam dedi ferah erdim, ayağa kalktım. Borç yaptı, harç yaptı. Annesini dövdü. Bir insan annesine nasıl el kaldırır ya? Bir insan bir kadına nasıl el kaldırır ya? Zühre'nin hayatı diken üstünde geçti. Yılmaz hayatı ona zehir etti. Sizin dostunuz onu o kadar mutlu etti ki... ...sana zarar gelmesin diye, sana kıyamadığı için gitti buradan Zühre. Çünkü oğlu sana da Zühre'ye de zarar verecekti. Takip ediyorsun. Ne alakası var? Delirdin herhalde. Ece'yi bekliyorum. Hatta gözüm yollarda kaldı benim. Öyle mi? Hı-hı. Kız arkadaşınla ilgili başka bir şey daha söylemek istiyor musun acaba? Yani aslında birazdan Ece gelecek ya. Bizi böyle dip dibe görmesin. Biraz ötede beklesen olur mu ya? Sen ne dediğin? Farkında mısın? Aha. Emin misin? Pardon.
Bu nedir? Fuat Bey'i gönderdiler. Peki, teşekkürler. Deriz, sen gitsen iyi olacak. Emin misin? Eminim. Hadi. Fuat Bey. Tebrik ederim. Batan ailenizi kurtarıyorsunuz. Tabii ki toprak vasıtasıyla. Bravo. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ama benim tek derdim toprakla birlikte olmak. Size daha önce de söyledim. Ben toprağa çok aşığım. Toprak benim diğer yarım. Ece Hanım. İkimiz de gerçek amacınızı biliyoruz. O yüzden boş boşuna gevezelik etmeyelim ha. İnsanlar değişebilir Fuat Bey. Tamam, belki başlarda sizin dediğiniz gibiydi. Ama zamanla ben... Maalesef. Siz dış görünüşünüz dışında güvenecek hiçbir şeyi olmayan bir insansınız. Birlikte olduğu erkekleri bir yatırım aracı olarak gören, kalpsiz bir insansınız. Kesin sesinizi. Siz benim neler yaşadığımı, neler çektiğimi biliyor musunuz? Sevmek, sevilmek, aşık olmak benim de hakkım. Ben hakkım olanı istiyorum Fuat Bey. Duydunuz mu? Hakkım olanı istiyorum. Ama aşk masumlara, çareyi ışıkta arayanlara bahşedilir. İki kumrunun birlikte topladığı dallarla yaptıkları yuva, işte onun kıymetini bilenlere bahşedilir aşk. Sizin gibi gözlerini paraya dikenler değil. Sizi daha fazla dinlemeyeceğim. Maalesef Ece Hanım. Dünyanın en pahalı etiketleri de sizi kaliteli bir insan yapmaz. Çünkü insanın kalitesi kişiliğinden gelir. Yalnızlığı paketlerden değil. Boşuna masraf etmişsiniz yani. Hem de paranızın yok zamanında. Gelmeyin üstüme. Ece Hanım, daha söyleyeceklerim bitmedi ama. Daha yeni başladık. Yeter. Yeter, yalvarıyorum. Gelmeyin artık üstüme. Yeter Fuat Bey. İyi misiniz? Telefonumu verir misin lütfen? Vermeyeceğim. Benimle birlikteyken Ece'yi de idare ediyordun değil mi? Ya hı? Komik oluyorsun şu anda. Kıskançlığın lüzumu yok. Ya kıskanmıyorum, söylesene. Ya çocuk çocuk davranma, ver şu telefonumu. Anlat. Arda. Sessiz bir yerde konuşabilir miyiz? Şimdi mi? Evet. Zeynep yapma, lütfen yapma. Sizin yüzünüzden benim anam gitti lan. Sen burada hala erkeklerle hopla zıpla, oh ne güzel dünya lan. Ne diyorsun be? Doğru konuş lan. Karışma lan sen. Lan yürü git lan. Lan yürü git. Arda. Kapa yerden. Hop hop hop. Abi ne yaptın sen Yılmaz abi? Toprak. İmdat! Yardım edin lütfen, yardım edin! Yardım edin!
Ay pardon.